Daha önce Sırat Köprüsü'nde neler yaşayacağımızı duydunuz mu? Gelin birlikte Sırat Köprüsü'nde neler yaşayacağımızı dinleyelim. Bundan sonra Cehennem Köprüsü kurulur. Ümmetini onun üstünden en evvel geçiren ben olurum. O gün rasullerin duaları, Allahümme sellim, sellim, Allah'ım selamet ver, selamet verdir. Sırat Köprüsü'nde sağdan dikenlerine benzer birçok çengeller vardır. Sizler sağdan dikenlerini gördünüz mü? Sahabiler, evet gördük ya Resulallah dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdular. İşte bu çengeller sağdan dikenlerine benzerler. Ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını Allah Teala'dan başka kimse bilemez. İşte bu çengeller insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi kötü ameli sebebiyle helak olur. Kimi yere serilip günah nispetinde yara aldıktan sonra kurtulur. Nihayet Allah Teala kulları arasındaki meselelerde hükmünü tamamladıktan sonra cehennem ehlinden Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edenler için de dilediklerini çıkarmayı murat edince meleklerine onları çıkarmalarını emreder. Melekler onları secde izlerinden tanırlar. Zira Allah Teala cehenneme Ademoğlunun secde izlerini yakmayı haram kılmıştır. Melekler onları kavrulup simsiyah olmuş vaziyette cehennemden çıkarırlar. Üzerlerine hayat suyu denilen bir su dökülür de sel uğrağında biten yabani reyhan tohumları gibi hızla canlanırlar. İçlerinden birinin yüzü cehenneme dönük olarak kalır. Ya Rabbi, kokusu beni zehirliyor, alevi de yakıyor. Ne olur yüzümü cehennemden başka tarafa çevirdir. Bu şekilde dua etmeye o kadar devam eder ki, nihayetinde Cenab-ı Hak, istediğini verirsem, sen başka bir şey daha istersin buyurur. Oku, izzetine yemin ederim ki hayır, senden bundan başka bir şey istemeyeceğim der. Allah Teala, onun yüzünü cehennemden başka tarafa çevirir. Bir müddet sabreden kul dayanamayıp, Ya Rabbi, beni cennetin kapısına yaklaştır der. Cenab-ı Hak, sen başka bir şey istemeyeceğine dair söz vermemiş miydin? Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu, ne kadar sözünde durmaz, ahdine vefa etmez bir isim buyurur. O kul, bu şekilde dua etmeye devam eder. Nihayetinde Cenab-ı Hak, bu istediğini verirsem, sen başka bir şey daha istersin buyurur. Oku, izzetine yemin ederim ki hayır, senden bundan başka bir şey istemeyeceğim diyerek, Allah Teala'ya başka bir şey istemeyeceğine dair birçok ahitler, sözler ve misaklar verir. Bunun üzerine Allah Teala onun cennetin kapısına yaklaştırır. O kul, cennetin içindeki güzellikleri görünce, Allah'ın dilediği kadar bir müddet sükût eder ama yine dayanamaz. Ya Rabbi, beni cennetin içine koy der. Cenab-ı Hak, sen başka bir şey istemeyeceğine dair söz vermemiş miydin? Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu, ne kadar sözünde durmaz, ahdine vefa etmez birisin buyurur. O da, Ya Rab, beni mahlukatın en bedbahı kılma der ve bıkıp usanmadan dua etmeye devam eder. Bunun üzerine Allah Teala ona güler, razı olur. Razı olunca da cennete girmesine izin verir. Cennete girdiğinde o kula, şunları da istediği, hatırlayamadığı ve bilmediği şeyleri de hatırlatır. O da ister. Sonra yine şunları da iste denir. O da uzun uzun taleplerde bulunur. Nihayet bütün arzu ve istekleri bitince Allah Teala ona bunların hepsi ve bir o kadarı daha hatta 10 misli hep senindir buyurur. Ebu Hureyre der ki bu adam cennete en son giren kimsedir. Diğer bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek süratiyle geçerler. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onlar bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak Ya Rabbi selamet ver, selamet ver der. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılıverir. Sırat Köprüsü'nde müminin şiarı, "Ya Rabbi, selamet ver" duasıdır. Benzer bir rivayeti de Hz. Ayşe nakleder. Bir defasında cehenneme hatırlayıp ağladım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bu vaziyette görünce, "Ayşe, neyin var?" diye sordu. "Cehenneme hatırladım da ağladım. Siz peygamberler, kıyamet günü aile fertlerinizi hatırlar mısınız?" dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı verdi: "Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden. İşte buyurun, kitabımı okuyun" deyinceye kadar. Amel defterleri verilirken defterinin sağından mı, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden. Bir de cehennemin sırtlarına Sırat Köprüsü kurulduğunda köprünün iki yanında pek çok kancalar ve sert dikenler vardır. Allah Teala bu kancalar vasıtasıyla mahlukatından dilediğini yakalayıp cehenneme atar. İşte kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez.